Evet, gözlerimiz en değerli organımız. Onu konuştuktan sonra gözümde bir şey oldu. O yüzden ben can kulağıyla bir daha dinleyeceğim, izleyeceğim. Hep beraber izlerim efendim. Evet, katarakt vardı, bir de bir konumuz daha vardı. Neydi? Glokom. Glokom. Evet. İlk defa duydum, izleyelim. Doktor İsmail Hakkı Özel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi herkes uzağı görüp görememe konusunda bir tereddütte. Acaba görüyor muyum? Acaba göremiyor muyum? Ama aslında çok daha önemli bir şey var. Değil mi? Glokom. Yani sizden yani, önce glokomun tanımını yapmak lazım. Nedir glokom? Glokom gözde tansiyon yüksekliği ile birlikte veya olmaksızın göz sinirinde çukurlaşma gösteren, harabiyet yapan sinsi ve yavaş seyirli bir hastalıktır. Şimdi halk arasında glokom göz tansiyonuyla eşdeğer kabul edilir veya kara su hastalığı olarak bilinir. Bu kara suyu ilk defa duyuyorum. Göz tansiyonu biliyordum ama. Deniz Hanım, artık halkın arasına girmemizin zamanı gelmiş. Kara su hastalığı. Kara su hastalığı, kara su hastalığı diye bilinir. Doğru. Göz tansiyonunda kastettiğimiz şey esasen çok açık. Göz içi basıncının yüksekliği. Yani gözde tansiyon artışı. Ama burada göz sinirinde harabiyet yok. Glokom dediğimiz zaman ise göz sinirinde harabiyet var. Bu bazen tansiyon yüksekliği olmaksızın dahi gözde çukurlaşma gösteren, harabiyet yapan bir tipte kendini gösteriyor. Yani biz şunu söyleyemeyiz. Glokom eşittir göz tansiyonu diyemeyiz. Diyemeyiz, hayır. Diyemeyiz. Çünkü siz tansiyon yüksekliği dediğinizde göz tansiyonunu kastedersiniz. Glokom dediğinizde gözde tansiyon yüksekliği vardır veya yoktur ama göz sinirinde çukurlaşma gösteren harabiyet vardır. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi izleyicilerimiz de bu konuda gerçekten bilgilenmeye ihtiyacı var. Ben birçok insana diyorum ki mesela hocam tansiyonun mu yükseldi? Evet olabilir, bir bakalım, bir ölçelim, yüksek. Bir hafta boyunca sabah akşam bir eczaneye gidin. Lütfen orada işte tansiyonunuzu ölçülsün diye bir söylüyoruz, ölçtürebiliyorlar ama gözün tansiyonu nasıl ölçülecek? Şimdi göz tansiyonu eskiden göze dokunarak ölçtüğümüz bir metotla bakılıyordu ve bunlar hastaları çok tedirgin ediyordu. Şimdi non contact dediğimiz, yani dokunmadan hastanın tansiyonunu dışarıdan hava üfleyerek ölçebiliyoruz. Şimdi zaten hasta karşımıza geldiği zaman göz tansiyonunu ölçtük, önümüzde bir değer var. Bu değer normal insanlarda en istediğimiz değer 12 ile 16 arasında olsun istiyoruz. Ama 20'ye kadar olan değerleri normal olarak kabul ediyoruz. Şimdi hasta geldi, tansiyonu yüksek. Biz ne yapalım? Bu hastalarda mutlak suretle oküler kompütürize tomografi dediğimiz sinir lifi analizi ve görme alanı dediğimiz aynı zamanda kornea kalınlığını ölçüp hastanın bir defa durumunu tespit etmemiz lazım. Yani ne durumda bu hasta? Bir hasta geldi, göz tansiyonu normal sınırlarda, yani 20'nin altında, işte biz bakıyoruz, mikroskobisine bakıyoruz, bir glokom MR'si var ya da yok, göz sinirine bakıyoruz, çukurlaşma gösteren bir harabiyet var. Biz o zaman tansiyon normal dahi olsa gene bu demin zikrettiğim işte görme alanı, oküler kompütürize tomografi, gene sinir başı analizi ve göz kalın, kornea kalınlığı dediğimiz kalınlıklara bakıyoruz. Çünkü bazen biz 16'da, 14'te, 13'te bile bu hastalara ilaç başlayabiliyoruz. Çünkü göz sinirinde harabiyet. Çünkü asıl olan tanımda da belirtmiştim. Gözde tansiyon yüksekliğiyle birlikte veya olmaksızın göz sinirinde çukurlaşma gösteren harabiyet. Tansiyona çok fazla takılmıyoruz diyebiliyoruz. Ya önemli bir kriter çünkü tedavide ve takipte bizim kriterlerimiz arasında önem arz ediyor. Ama illa tansiyonu yüksek bu hasta, illa bu tansiyon düşük bu hasta da iyi diyemeyiz. Bizde yani ne semptomlar oluyor peki? Peki şimdi semptomlarına gelince zaten göz tansiyonundan ya da glokom hastalığından korkulmasının sebebi bu semptomsuzluk yüzünden. Çünkü göz görme alanını %90 harap etmeyinceye kadar bir bulgu vermiyor. Çünkü çevreden bozuyor. Yani buralardan bozarak geliyor ve sizi bir borudan bakarcasına görme alanınızı daraltıyor. Görme alanı çok daraldıktan sonra ancak siz
doktora bir şikayette bulunabiliyorsunuz ki bu da göz sinirini büyük oranda tahrip. Bazen hastalarda bir basınç yüksekliği, işte bir hafif bir göz ağrısı, baş ağrısı gibi şikayetler olabilir. Ama özellikle birazdan bahsedeceğim sınıflandırılmasında dar açılı olanlarda eğer bir glokom krizi var ise bu hastalarda şiddetli ağrı, gözde kanlanma, bulanık görme, bulantı hissi görülebilir. Bu glokomun sınıflandırılmasını birazdan yapacağım. Son safha diyemeyiz ama tipinde, bir ayrı tipinde gördüğünüz olduğu. O zaman bunları görebiliyoruz. Şimdi en önemli sorun burada bulgu vermiyor. Kimlerde görülüyor? Daha çok her yaşta görülebilir bir defa. Ama 40 yaşın üstünde, yaş ilerledikçe görülme sıklığı daha yüksek. Başka kimlerde görülüyor? Genetik faktör çok önemli. Yani genetik en önemli kriter. Biz hastaya ilaç başlayıp başlamamada mutlak genetiği sorguluyoruz. Çünkü annesinde, babasında, kardeşlerinde, ebeveynlerinde bunu yakalamak mümkün. Hatta işte bir sürü soyadı bu sebeple alınmıştır. İşte görmez gibi. Ya bizde böyle bir şey yok. Ben kulaksız olduğum ben bizde böyle bir şey yok. Kulaklar var diyorsunuz duyuyor. Siz özelensiniz. Sizde de bir şey yok. Evet. Şimdi bir de kimlerde daha çok görülüyor? Mesela miyoplarda iki kat sık. Öyle mi? Evet. Gene Raynaud fenomeni dediğimiz gene diyabette, hipertansiyonda. Bunu ben Türkçeleştireyim isterseniz. Diyabet Deniz Hanım şeker hastalığı biliyorsunuz ama Raynaud fenomeni hani o bayanlarda çok sık görülen uç damarlardaki dolaşım bozuklukları var ya. Uç damarları sadece elde yok, gözde de var. Başka yerlerde yani de var. Yani ne oluyor peki? Burada morarma oluyor. Soğuğa çıktığınızda böyle morarma, dolaşım bozukluğu oluşuyor. Bu tip hastalarda glokomu daha sık görebiliyoruz. Şimdi glokomu muayenede tespit ettik. Mikroskopta baktık. Tetkiklerimizi istedik. Bitti mi? Hayır. Mutlak surette ilaç versek de vermesek de belli periyodik aralıklarda eğer bir risk taşıyorsa mesela hasta geldi tam böyle sınırda giden bir hasta ben buna ilaç vermeden takip edebilirim dediğiniz bir hasta bunları da belli periyotlarda görüp eğer sinirde bir harabiyet olduğunda mutlak suretle tedaviye başlanması gerekiyor. Şimdi göz tansiyonunun sınıflaması tedavisi açısından aynı zamanda ilaç seçimi açısından çok önemli. Çok çeşitli şekilde sınıflandırılabiliyor yani konjenital doğuştan olanlar. Sonradan olanlar, primer, işte sekonder diye yani belli hastalıkların seyri esnasında çıkanlar diye sınıflandırmak mümkün. Ama bence en doğru, özellikle tedavi seçimi açısından da bu önemli, anatomik sınıflandırma. Burada da açının durumuna göre sınıflandırıyoruz. Yani kornea dediğimiz gözün en önündeki tabakayla renkli kısım dediğimiz tabakanın yaptığı açıya göre sınıflandırma. Bu açı açık ise seçeceğimiz ilaçlar daha farklı, tedavimiz daha farklı, dar ise yapacağımız tedavi daha farklı. Açık açılı insanlarda özellikle eskiden biz bunu kanaat olarak söylüyorduk. Mikroskopta bakıyorduk işte açık açılı diyorduk ya da dar açılı. Artık ön segment OCT'si dediğimiz bir alet var. Bu size açıyı nümerik değer olarak veriyor. Ya 20, 30, 40, 5. Göreceli bir şey değil. Hayır. Tüm dünyada kabul edilen bir ölçü. Evet. Çok güzel. Şimdi bu ölçüyü ben bütün hastalarımda yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra ilaç seçimine geçmek lazım. İlaçlarımızı işte açının açıklığına, darlığına göre seçtik. Ama bazen öyle oluyor ki hasta damla damlatamayacak kadar yaşlı, bazı sorunları var. İşte psikolojik olabilir vesaire. Yani adını burada tanımlamak istemiyorum. Bu hastalarda ilk tedavi lazer olabilir. Veya hastalara ilaçları başladık gidiyor yan etki oluştu. O zaman. Veya etkisi yeterince istediğimiz düzeyde olmadı. Veya ilaçlarla iyi gidiyor ama daha düşürmek istiyoruz. O zaman bir lazer tedavisi ekleyebiliyoruz. Bir de dar açıdan özellikle bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli. Bazen duyarsınız işte bir gecede gözü tansiyondan kör oldu. Bu tip hastalar dar açılı hastalar. Açı dar olduğu için yani gözün sıvısının içeride yapılıp boşaltım kanallarına giderken açı dar olduğu için
Çok yüksek değerler çıkıyor ya, basınç. Kalıtsal bir şey mi anladım? Yapısal diyelim. Bu böyle olunca tansiyon çok yüksek değerlere çıkınca işte biraz önce bahsettim. Bulanık görme, şiddetli ağrı, kızarıklık. Araya gireceğim, bir şey söyleyeceğim. Bu iki gözde birden mi olur? Tek gözde olur mu? Genelde iki gözde vardır. Ve biz genelde böyle dar açılı hastalarda eğer hekimin tecrübesiyle ya da elimizdeki OCT nedeniyle yakalamışsak tansiyon yüksek olmayabilir bu hastalarda. Çünkü açı kapandığında daha çok tansiyon yükseliyor. O zaman biz bu hastalara hemen lazer iridotomi yapıyoruz. Yani bu lazer iridotomiyi koruma amaçlı yapıyoruz. Bazen de geliyor hasta glokom krizinde. O zaman bizim yapmamız gereken şey bu bir defa göz tansiyonunu düşürmek, hastayı normal hale getirmek. Glokom krizinde derken biz bunu nasıl hissediyoruz hocam? Yani bunu çok şiddetli ağrı, bulanık görme, kanlanma, bulantı hissi tarzında. Zaten bu sizi doktora götürür. Yani mutlak götürür. Burada hastayı kontrol altına aldık. Tansiyonu kontrol altına aldıktan sonra elektif şartlarda buraya lazerle yeni bir kanal oluşturuyoruz. Ve bu krizlerin oluşmasını önlüyoruz. Şimdi bunları yaptık ama buna rağmen hastanın tansiyonu hala düşmüyor. İlaçları kullandık, lazer yaptık filan. O zaman da biz olayın başında da ne demiştik? Göz içinde sıvının basıncının yüksekliği. Ya sıvı fazla yapılıyor ya da atılım yollarında bir problem var. Evet. O zaman biz buna bir atılım yolunu rahatlatacak bir cerrahi yaparsak olay çözülecek. İşte eğer bunlarla sonuç alamıyorsak mutlak suretle burada bir filtran cerrahi dediğimiz cerrahi yaparak göz tansiyonunu düşürüyoruz. Şimdi ben bir de burada özellikle yaş grubu bakımından baktığınızda hem katarak yaş grubu hem de tansiyon yaş grubu yaşlı hasta popülasyonu. Katarak gençlerde olmuyor mu? Oluyor. Bebek hatta çocuklarda, bebeklerde bile oluyor. Yani hem glokomu hem de katarakta olan hastalarda biraz daha farklı yaklaşıyoruz. Çünkü birincisi glokomda o merceği tutan asıcı bağlar daha zayıf. Pseudoeksfoliasyonlu özellikle gözlerde yani merceğin kabuğunun soyulması dediğimiz durumda bunu daha sık görüyoruz. Bir başka özellik göz bebeği büyümüyor ya da çok az büyüyor. Şimdi hem göz bebeği büyümüyor hem zarlar zayıf. Bir de kataraktı geciktirirseniz katarakt cerrahisinin süresi uzuyor. Böyle olunca da zaten hassas ya da tahrip olmuş sıkıntısı olan bir gözde katarakt cerrahisine uyguladığınız zaman göz sinirinde daha fazla sıkıntı yaratabiliyorsunuz. Biraz önce dediniz ki her canlı bir gün katarak olacak. Katarak ne demek? Şimdi kataraktın tanımı çok basit. Tabii doğru yani pardon. Kataraktın tanımı çok basit. Gözde merceğimiz var. Bu şeffaftır. Bu merceğin şeffaflığının kaybedilip bulanıklaşması, matlaşmasına biz katarakt diyoruz. Evet. Halk arasında da perde diyorlar. Gözüme perde indi. Bunu biliyorsundur. Biliyorum ama tamam. Bu sebeple olduğunu bilmiyordum tabii. Gözüme perde indi. Gözüme perde indi evet. Şimdi katarak en çok kimlerde gözüküyor? Gene yaşa bağlı olarak artıyor. Bunu biliyoruz. Mesela güneşin fazla olduğu Afrika'da katarak yaşı daha erken. Kuzey Avrupa'da daha ileri yaşta. Yani güneş zararlı anladım. Güneş katarak oluşumunu çabuklaştırıyor diyebiliriz. Bir başka şey gene biraz önce glokomda da söyledim. Kortizon kullanımı ve şeker hastalığında gene katarak sıklığı daha fazla. Daha fazla oluyor evet. Şimdi kataraktı peki belirti olarak ne veriyor diye düşünüyorum. Yani ne zaman ne olacak ne oluyor? Yani, her doktora hasta başvuracak. Geliyor gerçekten diyor ki ben bulanık görüyorum. İşte çift görüyorum. Çizgiler görüyorum. Okurken zorlanıyorum. Numaramda son zamanda değişiklik oldu. Astigmatım çıktı. Benim yoktu böyle bir şey. Hatta bazen geliyor diyor ki doktor bey vallahi ben artık yakını çok iyi görüyorum. Uzakta biraz sıkıntım var ama yani yakın gözlüğünü kullanmaya gerek bile duymuyorum artık. Göz böyle anlık düzelme gibi bir şey mi? Bu anlık değil ama işte katarakt eğer çekirdekten başlamışsa bu sefer hastanın yakının görmesini kolaylaştırıyor. Evet. Hasta mutlu seviniyor ama bir müddet sonra yakın da gidecek.
uzaklığı zaten yerlerde bozulmuş. Kataraktın son dönemine bu sefer. Alacakaranlıkta hiç görmemeye başlıyorlar. Evet. Renkleri soluk görüyorlar mesela. O nedenle bir de şunu da özellikle belirtmek istiyorum. 60 yaş üzerinde bir kişi, ya benim numaralarım değişiyor, arttı, astigmatım çıktı, eskiden böyle bir şey yoktu diyorsa mutlak lensine iyi bakmak lazım. Bu bir, çünkü orada işaret, bir şey işaret olabilir. Evet, aynen işaret. Şimdi katarakta esasen tanımak bir hekim için çok kolay. Mikroskoba koydu, baktı, lensin şeffaflığı azalmış, eşittir katarak. Ama esas soru zaten buradan sonra başlıyor. Çünkü bugün katarak tanısını koyduktan sonra bazen hastalar gelir der ki, ya ben katarak cerrahisi oldum, daha kötü oldum. Yani bundan hiç fayda görmedim. Çünkü katarak tanısını koyduktan sonra gözün ön kısmı speküler mikroskobiyle incelenmeli, gözün arkası oküler tomografiyle incelenmeli. Retina tabakası dediğimiz bölgede bir problem var mı? Mesela şeker hastalığına ait bir kanama var mı? Gene glokomu var mı? Göz tansiyonu var mı? Gene diyabetin ödemi, yani su toplaması var mı? Eğer bunlar varsa katarak bir defa elektif şartlarda yapılması gereken bir cerrahi. Katarak cerrahisi. O yüzden önce diyabete ait kanamalar varsa, şekere ait kanamalar, bunlar düzeltilmeli. Evet. Sarı noktaya ait sıkıntılar varsa bunlar düzeltilmeli. Şimdi eskiden şöyle bir şey söylenirdi. Kataraktı ne zaman ameliyat edelim? Şimdi ben diyorum ki hastanın şikayet ettiği mümkün olan erken zamanda katarak ameliyatı. Ama hastalarda şöyle bir inanış var. Ya benim kataraktım ne zaman olgunlaşacak, o zaman ameliyat olacağım. Çünkü eskiden gözü kesiyorduk, dikiş atıyorduk. Şimdi gözü kesmiyoruz, dikiş atmıyoruz, gözü damlayla uyuşturuyoruz ve göze küçük kesi dediğimiz bugün küçücük bir delikten giriyoruz. O kesifleşmiş merceği çok küçük parçalara ayırıyoruz ve bunu suyla bulamaç haline getirip emiyoruz. Ve gene bu küçük kesiden çok küçük bir kesi aralığından geçebilen mercekleri takıyoruz. Bu mercekler bugün hem özellik olarak çok çeşitli hem de sınıfları farklılaştı. Uzağı, yakını ve orta mesafeyi de düzeltecek ölçüde görmemizi çok iyi bir seviyeye taşıyabiliyorlar. Hatta bugün artık monofokal mercekleri kullanmıyoruz. Multifokal. Neredeyse multifokal, trifokal, trifokal mercekler çıktı. Yeni yeni uyguluyoruz dünyada. Bunlar katarak cerrahisine monofokal mercek takıp bir ay sonra hastayı çağırıp gözlük yazıyorduk. Ama şimdi multifokalleri takıp hastayı uzağa, yakına okutturup şu mesafeyi gösteremiyorduk. Şimdi trifokallerle şu orta mesafeyi, uzak mesafeyi ve yakın mesafeyi hastalara gösterebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katıldınız. Gerçekten çok değerli bilgiler edindik. Gözlerimiz bizim hayata baktığımız pencerelerimiz. O yüzden çok değerliler.